Herkese merhaba. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Nisan'ın ortasındayız. Zeytinlerimizi budamaya başlayacağız. Zeytin budamak aslında bayağı bilgi gerektiren bir budama şekli. Yani zeytin normal ağaçlar gibi budanmıyor. Zeytinin verimine göre, dallarına göre. Yani ve onun bilenleri yapıyor. Bizden de köyde Erdoğan abi var. Erdoğan abiyle beraber budama yapacağız. Aslında Erdoğan abi bize zeytin budamayı öğretecek. Biz ona soracağız ve yavaş yavaş başlayacağız. Beraber yaparız değil mi Erdoğan abi? Evet, yaparız tabii. Bize öğretirsin yani sen bu işi. Tabii. Ya o bilgilerle öyle sende kalması olmaz. Tabii. Aslında çok basit. Akıllı oldum yeter. Tamam. O zaman nasıl başlayacağız? Şimdi yani mesela bu ağaçları bir kere biz budadık. Sen geçen sene budamıştın. Evet. Yani şimdi bu ağaçlarda zeytini veren yaprak olduğu için, evet. Zeytin ağacı yapraktan verir. Bak şunlar bahar göz deriz biz. Bunlar büyür böyle topak olur. Bunun içindeki pisliği ayıracaksın. Örnek. Şimdi bunu olduğu gibi bırak. Veyahut da bak birbirinin üzerine gelmeyecek. Bir de bunu aldık. Evet. Bu şekilde kalsın. Şöyle bir salkım gibi hale getiriyorsun. Evet. Bu büyüdükçe genişleyecek. Büyüdükçe genişleyecek. Ondan sonra içinin pisliğini alacaksın. Bunlara piç diyoruz biliyorsun. Evet. Bunlar ağacın kuvvetini alır. Bu pislikleri alıyoruz. O zaman şunları da alıyoruz. Değil mi? Evet, bunları. Onları şu pisliyoruz. Böyle dik dik çıkanları alacağız evet, yani. Dik çıkanları da yapsa bunlar ağacı bozar. Yani bir nevi ağacı tıraş yapıyoruz. Evet. Şimdi bak şurada, şurasını birbirinin üzerine gelmemesi için aralıyoruz. Ha mesela çok sık dal çıkmış oradan, sen onları evet. Seyreltiyorsun, doğru mu? Evet, zeytinin içinden hava girecek, gübredir. Şimdi mahsulü zamanı bunun kırılanı olur. Onları temizleyeceksin. Evet. Fazla pislikleri alacaksın. Ha, tamam bak o olayı anladım. Böyle dik evet. Dik dalın üstünde çıkanları temizliyoruz. Evet. Bir de bu merdivenle toplandığı için ekserisi merdiven ağaçlarda merdiven yeri açmak mecburiyetiniz. Ha, zeytine çıkmak için. Çıkmak için. Şimdi bak şurada kuru dal var. Mesela evet. Burası açılmış. Tamam, bir tarafa salkım bıraktın ve bu salkımı böyle açtın. Doğru mu evet. Erdoğan abi? Şöyle. O salkım açıldı. Tamam. Şimdi oradan da merdiven vuracağız. Bak o bir tarafa doğru uzan olduğu zaman onu keseceğiz. Şimdi ben şurasını bir temizleyeyim. Tamam. Şimdi bak deminki dalı kestik. Uzanılmaz ileri gittiği zaman. Şöyle yaprakları gitmiş bunu bizim keçiler yemiş olabilir. Tabii, tabii. Gönderiyoruz tamam. Mesela şunu nasıl seyreltiyorsun? Bak ben videolarda ben anlatanları bak, izliyorum. Bak. Hep karma karışık video çekiliyor bak. Bak altını kesiyorsun bunu bak. Bak şöyle gelen dalın şu altını alıyorsun. Kuru, tamam. Kuruyu aldın. Kuruyu aldın. Tamam şöyle aldık tamam. Evet. Tamam. Tamamdır. Bu kadar. Şunu alıyor muyum? Bak mesela şunu alıyorum. Şunu al. Tamamdır. Şu mesela sence çalış. Mesela şöyle yapraklar yok. Gitmiş. Bunlar o bir şey olmaz. Onlar zeytin. Kendini patlatır. İstersen bak şunu şöyle alabilirsin. Tamam. Şu mesela dal mı sence? Şu dal olacak mı bu? Bak dal olacak mı? Şimdi ağaç üst üste binmemesi lazım. Tamam. Dalın. Şimdi bunu kesmezsin. Bak şurası. Şunu, ama şunu keserim. Evet. Onu kesiyorsun. Bak şimdi şurasını temizliyorsun. Merdiven vurayım. Bak şurası pislik. Evet. Orasında pislik. Orasını pislikleri alınca açılacak. Şu kalıyor bak. Şu dalı bırak diyorsun. Evet. Aşağı inen dalı. Tamam, şunları aldım. Tamam. İlle yaşlı ya da genç diye bakmıyorsun da sen. Mümkün olduğu kadar genç. Bunlar da genç yaşlı yok zaten. Bunlar ince dal. Mesela şu üste biniyor mu? Bana bu binmiyor değil mi? Binmiyor tabii.
O tamam. Zor var bak. Zeytini verecek olan. Bunun için de binen var mı? Yok. Ama pisliğini alabilirsin mesela. Ufak ufak. Elinle de alabilirsin. Ha şunu. Bak. Onu, ha, onu tuttuğun aşağıdan keseceksin. Şuradan. Tamam. Peki bunu niye kestik şimdi? Bunu açmamızın amacı neydi? Ama alacak. Çünkü bu artık hiçbir işe yaramaz. He. Ağaç içinde açık böyle olması lazım. Şemsiye gibi içinden rüzgar girecek ağaç. Mesela bak şu evet, dalın evet, üstünde tamamı, bir sürü tamamı. Çalı evet. Çıkmış. Bunları alıyoruz. Evet onları tamamını alıyoruz. Ha şöyle dalı boşaltıyoruz evet, yani. Evet bak şu tarafta da var işte. Öbür ağaçta da. Tamam. Tamam bunu bit buraya aldım. Mesela şu bak bir dalın üstünden giden şöyle bir ince bir uzun bir şey. Kesiyorsun işte onları. Öyle ha. Onların hiçbir şeyi yok. Tamam o zaman bir sürü var böyle bak. Evet. Tamamdır. Ha evet açıldı da bak hemen. Tamam o zaman mesela şunu alıyorum. Evet. Bunu alıyorum alıyorsun, değil mi? Alıyorsun. Bak şu daldan gideni aldım. Evet. Şunlar onları zaten. Alıyorsun. Tamam. Çıkayım şuradakileri de alayım. Şunu alıyorum. Mesela evet, bu onu kesin. Alıyorsun. Onun da içini temizle tamam. Tamam İçine biraz İçine de var biraz. Tamamdır. Dalları bırakıyorsun işte. Dallar uçlarında şey yapacak, zeytin verecek. Böyle bir dakika seni yine kesecektim. Kesersin. Fazlası. Tamam. Mesela he, aralardan da seçiyorsun evet, sen. Evet aralardan da öyle pislik gibi olanları kesersin. Ya şimdi bunlar bahar genişledikçe ağaçlar genişler. He, zaten kendini dolduracak. Dolduruyor diyorsun. Tabii. Yani ne kadar şey yaparsan yap. Olduğu yerde kalmıyor. Onun bir tane bahar çiçeği zeytin yapacak. Düşün yani. Bir tanesinden 20 tane çıkacak. O zaman buradan çıktım ben. Evet. İçini temizliyoruz, açıyoruz. Olmuş. Pisliklerin nasıl olduğu anlaşıldı. Hangilerin yaramaz olduğu mesela. Şunları efendim. Şunları. Tabii tabii için hepsini kes onları. Kesince içi temizlenecek. Bir dalda var nerede? He? Burası tamamdır. Bu dal çünkü. Pisliği yok. En başından dedik ya zeytini dal verir diye. Şimdi bak şuradasını aralayacağız bırakacağız. Şimdi ilk resmine bak. Bir de açıldıktan sonra bak. Tamamdır. Ağaç şimdi içi açılacak. Öbürkünde aynı boy olacak. Öbür dalla. Ya bu gövdeden çıkan şu dal kalır. İçi, bak içeri girenleri onu kesiyorsun. Heh, ha, tamam. İçeri hiç vermeyecek. Devamlı dışarı. Kalın dal olsa bile onu keseceksin. Mesela şunlar içe mi demek? He? Tabii şunlar. Onları kesiyorsun ilk hepsini birden. Öbürkünü de kesiyorsun. Öbürkü dediğin? Şunu da kesiyorsun. Şunu? Evet. Hmm. Şuradan? Evet.
Evet, şunu alıyorum muhtemelen. Şurada bir kalabalık. Tamamdır. Ha, mesela şu. Şuradan seyret. Erdoğan abi bak şu böyle çalı gibi duruyor. Bunun, çalı gibi. Şimdi ben senin nesini alacağım? Bana bir, tam bir anlat. Abi bak şimdi pislik. Elini sok. Destreyi bırak. Kır onları. Şunu. Evet kır. Ay, arala işte yani. Ha arala. Tamam. Ha, arala. Şöyle bir tane araladım. Kuru gibi olan. O zaman şu mesela aralansa iyi olur. Evet. Mesela şu kuru gibi aldım. İnsan yapa yapa şey yapıyor ya. Evet. Mesela bu da öyle. Ya mantığını kullanınca basit. Bu budamaları toplamayacağım yerden. Hayvanlar yesin işte. Ya benim keçiler bayılıyor ona. Evet. Koyunlar da çok seviyor bu arada. Bacı zeytin ya. Yaprağı. Bak hemen geldiler bile. Geliyor işte göçmenler. Zeytinleri şeye bedava veriyorlar millete. Ölçüyorlar, veriyorlar. Zeytin zamanı zeytinler üzerinde oluyor böyle. Onlar hayvanlarıyla birlikte geliyorlar. Orhan Gazi yenemiyorlar. Hayvanlar da buna saldı. Buna erik diye başlıyorlar kırmaya, kesmeye, kırmaya, kesmeye. Neyse kaymakam ağalar diyorlar bu zeytin kesmeyin. Adamlar burada görüyor zeytini. Onun için hayvanlar çok yer bunu. Acı ya. Ha bu arada bu keçiler oğlakken zeytin vardı. Yani kışın Ocak ayında, Şubat ayında zeytin evet. Kasım'da falan vardı. Uzanıp uzanıp zeytin yiyorlardı. Evet. Evet. Öyle söylerler ama ne kadar yalan, ne kadar olur bilmiyoruz tabii. Yo ben gözümle gördüm. Yiyorlar yani gayet. Şimdi hayvan yiyince onlar da kesip kesip veriyorlar. Bilmiyorlar ki. Erdoğan abi şu dolu alıyoruz. Komple. Olduğu gibi. Bundan zeytin toplamış mıyız biz acaba daha önce? Olabilir, toplamışsındır. Şöyle çıkan, dal üzerine çıkan şunları. Evet, evet. Hangisini al? Kurusu varsa içinde al. Ha, şu. Yoksa aralayıver. Demir. Demir efendi. Ne oldu? Yoruldun mu? Toprak nerede ya? He? Erdoğan abi ben bu zeytin kellemeleri ya da işte bu pişlerini almadım şimdiye kadar hiç. Hayvanlar idi. Hayvanlar taze yesin diye. Zararı var mı? Yo. Ama şimdi, kesersen daha tazeleşir. Ha, yenileri çıkar. Tabii bu türlü yaparsan hayvan yiyince kuruyacak, kalacak. Bu sefer temizlemesi zor olur. Tamam. O zaman zaten bunda yaprak falan bırakmamışlar. Evet. Bu arada aşağıdaki bazı ağaçlarda hiçbir şey bırakmamışlar ya. Ya işte onun için temizleyen onların taze çıkacak. Aslında bunlar o zaman bir daha hiç bu kalınlığa getirmeden yerler. Yerler filisken. Tabii. Filisken yerler, sıyırlar.
Bak mesela bunu kesiyoruz. Erdoğan abi, bunun budama zamanı var mı? Budama zamanı, en güzel zamanı şu an. Nisan yani. Nisan. Bir kere sen geçen sene budamıştın. Evet. Geçen, evvelki sene. Evet. O zaman Mart, mesela ağaçların açıklığı hep zeytin toplayana kadar kaldı. Geç budandığı için. Geç budandığı için. Yani. Erken, erken budandığı için daha çabuk çalışacak yani. Ha, yeniden. Bu ağaçlara, öbür türlü olursa mesela pislik diyoruz ya, piç diyoruz şunları. Onları almasak kuvvet onlara gidecek. Hmm. Şimdi kuvvet bunlara gidecek. Bunlar da olacak. Dolayısıyla yenilerinin de oluşması için ağacın zamanı olmayacak. Dolayısıyla evet, evet. Meyvesini verecek. Evet. Ama bak şimdi kesme istersen. Zeytin var ya. Tamam. Heh, unutmazsın onu. Bir dahaki sene kesersin. Böyle kalınlaşacak o. Ben baktım bahar var. Zeytin var değerleme dedim. He, anladım. Tamam. Normalde aslında bunu normalde keserdik. Normalde kesilmesi lazım. Ama zaten bayağı hem büyümüş, üstü de sürekli şey dolu. Heh, çiçek dolu değil mi? Çiçek dolu. Pardon. Zeytin ağacının en güzel şekli, mesela bunlar sonradan şekil vermeye, şey yapmaya çalışıyorsun. Fidanken. Ellemeyeceğim. Fidanken bir kere bulacaksın. Ondan sonra devamlı hep o şekilde gider. Gidenler. İçeri doğru gidenler. Evet. Erdoğan abi, bir en son özet yapalım mı? Şimdi mesela budanmış ve budanmamış son durumda nasıl olacak? Şimdi budanmamış bu. Bunu budamazsan bir dahaki sene ağaç ölür. Biter. Zeytin alamazsın. Böyle full yaprak gözüküyor zaten. Full yaprak gözüküyor. Bak çiçekler zaten içinde. O sıcaktan yakar, atar, düşer. Hmm. He, havalanamadığı için ya çiçeği de döker. Için çiçeği de döker. Mahsul alamazsın. Anlaşıldı. Şimdi bu şekilde rüzgar girdiği zaman gübre gibi o. Onun için rahat rahat kendini mahsulünü büyütecek, mahsulünü verecek. Tamam, yani mecburdur yani. Şöyle budanmamışı böyle budanmamışı dal. Zaten içten bu. Böyle bir sürü çıkan ince ince dallar var. Onları kesince açılmış oluyor. Açılıyor.
Mesela budanmışları da şuna göz bakalım mesela. En başına git mesela. Mesela şu, bunu budadık değil mi? Evet. Bunda da baksana hiç dal yok gibi kalmış. Kuş gibi o, yani. Kuş gibi değil işte. Onlar bak şimdi şu. Şimdi şu dal. Bak çiçek var. Eğer bunlar büyüdüğü zaman şimdi bu şekilde bu kadar olacak yine. He, bunların hepsinden bu kabaracak olacak. Çünkü kabaracak böyle. Kabaracak tabii. Sonra zeytin böyle hep böyle yürümez. Bak patlatır. Gelirken buradan patlatır. Buradan patlatır. Mesela bu dal böyle yürüyormuş. Buradan patlatmış. Buradan patlatmış. Hmm. Böyle dik yürümez. Patlatarak yürür yani. Ne olsa şişer. Şişer. Dolayısıyla şişer. Şimdi açıldığı zaman da şöyle bir çanak gibi oldu herhalde böyle değil mi? Evet. Bak ortada hiçbir şey yok. Rüzgar girecek. Ortası da temiz. Mesela bu da. Sağda dallar ve yaprak var. He. Evet. Bak bir şey. Zeytinde yaprak vereceğine göre. Sanki hangisi o? Şunu keser miydik? Hangisini? Şu yukarı dik gideni. Yok. Kesmeyiz değil mi onu? Kesersek iyicene boş. He, tamam o kadar da boşaltmıyoruz. O kadar değil tabii. Tamam. Tamam yani şöyle çanak gibi oluşturuyoruz. İçindeki bütün şöyle ince çıkanların evet. Hepsini almış oluyoruz. Evet, kuvvet onlara gitmesin. Zaten bunlar gittiği zaman yaprak da kalmıyor içinde pek. Evet. Görüntü de açılıyor. Değil mi? Ağacın içinden rüzgar girecek. Savrulacak. Örneğin mesela bunun içine rüzgar girmezse bu zeytin ağacı tozak deriz, dölleme. He. Sarı toz yapar. Bunun içinden rüzgar vurmazsa dölleme yapmaz. Olduğu gibi kalır. Enik enik kalır zeytin. Küçük küçük. Küçük he. Küçük kalır. Dölleme demek o. Başka yerlerde turba atarlar. Toz olsun diye, sarı toz olsun diye. Turbayla birbirine biraz karışsın, tozlansın diye. Aynen. Onun için rüzgar çok faydalıdır. Bilhassa dölleme zamanı. Evet. Birbirini çiftlesin, döllesin diye. Tamam. Evet arkadaşlar, bugünkü videoda da elimizden geldiği kadar zeytin budamayı göstermeye çalıştık biz. Erdoğan abi de sağ olsun anlattı. Umarım güzel ve faydalı bir video olmuştur. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Thank you.